Sevgili koçtaşlarım, hepinize çok güzel bir dolunay videosu çekmeye karar verdim. Bütün burçların 16 Nisan terazi dolunayında neler bekliyor? Tek tek açıklayacağım. Bu video koçtaşlarıma özel. Ve biliyorsunuz her yıl Nisan ayının ilk dolunayından sonra Kutsal Cuma, hemen arkasından da bir Paskalya kutlanır. Hazreti İsa'nın doğumunu ifade eden Paskalya. Bu sebeple tüm Hristiyan kardeşlerimin Paskalyalarını kutluyorum. Onlar bizim nasıl bayramımızı kutluyorsa onların Paskalyalarını kutlamak da bizim boynumuzun borcudur. Güzel bir dolunay olsun. Tüm burçlara inşallah değişim ve dönüşümü getirsin. Bütün burçlarda bunu tekrar edeceğim. Arkadaşlar, 16 Nisan 2022 Türkiye saatiyle, İstanbul saatiyle saat 21:54'te bir dolunay oluşacak. Ve dolunayın yükseleni akrep ve yay ekseni, özür dilerim, akrep ya da yay böyle yükseliyor. O arada yay daha etkin olacak. Ayrıca 26 derece Arcturus üzerinde gerçekleşecek. Arcturus sabit yıldızı üzerinde gerçekleşecek. Arkadaşlar, bu dolunay bize diplomasi, evlilikler, yargı ve cemiyet hayatı hakkında böyle önemli olayları getirecek. Toplumsal anlamda bunlar. Plüton etkili. Plüton yeniden doğumla alakalıdır arkadaşlar. Adeta evin durumuna göre, içinde bulunduğumuz duruma göre değişim, dönüşüm yaşanacak. Bakalım Arcturus sabit yıldızı, yani çoban takım yıldızının bir üyesi olan Arcturus bizi nasıl etkiliyor? Mars ve Jüpiter doğasında. Sevgili koçtaşlarım, bildiğiniz gibi şimdi sizin etkileneceğiniz ev 5. ev. Aşkta dönüşüm yaşayacağınız aşikar. Kesinlikle küllerinizden yeniden doğacaksınız. Yeniden doğacağız arkadaşlar. Küllerimizden yeniden doğacağız. 5 ve 11. evlerimiz aktif. Bilhassa Jüpiter Mars doğası olduğu için mücadele ettiğimiz bir aşkta kazanma ihtimalimiz çok kuvvetli. İkincisi, bir dönüşüm yaşıyorsak kesinlikle geçmişi bırakıp yeni birisiyle devam edeceğimizi gösteriyor. Ve bazı kere de geçmişten getirdiğimiz bir aşk bizi bulabilir. Ama biz geçmişe ne diyorduk? Elveda diyorduk arkadaşlar. Geçmişte bir hayır olsa zaten geçmişte olurdu diyoruz. Ben sevgili koçtaşlarıma geçmişten birisi gelecek diyorum ve sizden af dileyecek diyorum, ama yapmayın. Kesinlikle geçmişe dönüp bakmayın. Her zaman söylediğim bir söz vardır. Ben de ne çok söz söylüyorum. Heraklitos'un, İyonyalı son filozof Heraklitos'un bir sözüdür bu. Bir nehirde iki kere yıkanılmaz. Çünkü değişmiştir. Olan olmuştur, ağızdan o söz çıkmıştır. Artık geri dönüşü olamaz. Bir nehirde iki kere yıkanmaz diyoruz. Ve dönüşümü aşkta yaşıyoruz, yeni bir insanla dönüşüm ve değişimi yaşıyoruz. Bazı koçtaşlarım astrolojik değerlendirmeleri gereği yeni bir iş, yeni bir meslek edinebilirler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve hobiler, risk almalar ve aşkta böyle yeni bir arayış. Şimdi pek çok koçtaşım maddi durum beklemedi aşkta. Güzellik beklemedi, hani bir güzel söz, bir geleceğe yönelik bir plan olsun dedi. Pek çok koçtaşım geride kaldı bu konuda. Ama artık pek çok koçtaşım aklı başına geldi. Ne yapıyorlar? Ediyorlar, biraz da parası olsun, biraz da mevkisi olsun, biraz da şansı olsun karşımdaki kadının ya da erkeğin. Daha şanslı, daha sosyal aktivitesi yüksek ve daha sevecen birisiyle aşk hayatınız dönüşüme uğrayacak. Aşkta dönüşün. Sloganımız şu: kendimi nostaljik hissediyorum ama
geçmişe elveda diyorum. Sevme potansiyelimi yükseltiyorum. Potansiyelinizi yükselttiğinizde moraliniz de yükselecektir sevgili koçtaşlarım. Ve kahve falıyla destek veriyorum. Biraz sonra tarot açılımıyla da son noktayı koyacağım. Bakalım 16 Nisan Dolunay haftası koçtaşlarıma neler getiriyor. Yalnız Dolunay deyip geçmeyin. Bunun etkisi 3 ayda sürebilir. Çok etkili plütonik bir Dolunay. Hem bir hafta içinde olmayabilir. 1 ay, 2 ay, 3 ay sürecek bir etki. Kesinlikle aşkta yeniye şans veriyorsun. Yeni meslek, yeni uygulamalar ve her şeyden önemlisi iki tane gözün aydın diyorum. Ve kahve falın mükemmel ötesi çıkmış. 2 gün, 2 hafta, 2 ay içerisinde yeni birisiyle tanışma söz konusu olacak. Sadık bir eş ve sadık bir sevgili bulacaksın. Ya evlilik yoluyla ya da birliktelik yolunda böyle ilerlemeler kat ettiğini görüyorum. Kirpi gibi inatçı birisini hayatından çıkartıyorsun. Yeniye fırsat veriyorsun. Her şey çok çok mükemmel ötesi oluyor. Ve bazı insanların maskelerini düşürüyorsun sevgili koçlaşım. Maskelerin düşmesiyle beraber yeni bir arayış içine girdiğini görüyorum. Uyanıyorsun. Uykudan uyanıyorsun. Yeniden hayatı sarmalıyorsun. Hayat şimdi başlıyor dediğini duyar gibiyim. Ve bir şeylerin planını yapmışsın. Planını yaptığın olayları tek tek hayata geçireceksin. Bakınız 3 gün, 3 hafta, 3 aydır ya da 3 yıldır bir takım planların var. Ufaklı planlar, büyük planlar. Ufak plan nedir? Ben şu şehre yerleşeyim, şu işi yapayım, şöyle bir evde oturayım. Büyük plan nedir? Ev alayım, şuraya yerleşeyim, bir şeye sahip olayım. Sahip olma ile ilgili deneyimleriniz çok had safhada olacak. Eve mi sahip olmak istiyorsun? Nisan ayında kesinlikle Nisan, Mayıs, Haziran ayı boyunca ev konusu gündemde olacak. Ev alacaksın. Ay inşallah, inşallah benim de bir evim olacak inşallah arkadaşlar. Ben de almayı planlıyorum. Ben de bu konuda ritüeller yaptım. Bir ev alacağım. Size koçtaşlarım hiçbir videoda söylemeyeceğim, size söylüyorum. Yakında farklı bir şehire gideceğim, oraya yerleşeceğim. Bayağı orada bir işi icra edeceğim. Size de bunu şimdiden müjdeliyorum. Ha, gideceğim şehri sürpriz olarak tutuyorum. Bir şey söyleyeyim. Yani Antalya'ya yakın bir yer. Bir ipucu vereyim. Antalya'ya da yakın, Konya'ya da yakın bir yer. Bir Anadolu şehri. Ben ilk kez gideceğim oraya. Hiç daha önce adım atmadım. Da ilk kez gideceğim. Bakalım. Gülleriyle de meşhur. Onu da söyleyeyim. Gülleriyle de meşhur. Ondan sonra güllerle ritüeller yapabilirim. Bir şehre yerleşiyorum. Yine benim gibi Koç burcu olan bir arkadaşım. 2 yıldır görmedim. Onunla beraber mesleki çalışmalar yapacağız. Şifacılık alanında ilerleyeceğim arkadaşlar. Şifacılık alanını zaten uzun yıllardır üzerimde olan, ellerimde ve bütün süptil bedenimde var olan biyo enerjiyi pek çok insanda kullanacağım. Nasip olursa farklı bir şehirdeyim. Tek sadece size söylüyorum bu müjdeyi. Müjdeyi söylüyorum. Tabii gidince herkesin haberi olacak. Oralardan çekimler de yapacağım. Müjdeler olsun. Ne zaman, ne kadar yakın? Belki yarın, belki yarından da yakın. İstediğin zaman gelebilirsin dedi arkadaşım. İstersen bayram sonu gel, istersen bayramdan önce gel. Yakında gideceğim. En geç arkadaşlar bu güneş tutulmasında gider gibiyim. Güneş tutulması zaten pek çok koça yer değişim veriyor. Mükemmel ötesi, yeni bir dünya. Hep beraber yeni bir dünyayı oluşturacağız koçtaşlarım. Bu kaderi beraber paylaşıyoruz. Gideceğim arkadaşlar Koç burcu ve çifte koç olacağız. Hiç kimse koçu yenemez. Sloganımız bu. Hiç kimse koçu yenemez. Ve dediğim gibi arkadaşlar bu tutulmanın sloganı da nostaljiye izin veriyorum fakat yeni aşklara da yol açıyorum diyeceksin. Nostaljik takılacaksın. Birileri gelecek ama onunla elveda diyorsun.
ve sevme potansiyelimi yükseltiyorum. Sloganımız bu. Sevme potansiyelimi yükseltiyorum. Bakalım tarot okuması bize neleri getiriyor, neleri götürüyor bu ay, bu dolunayda. Evet arkadaşlar, yalnız gizli düşmanlara dikkat edin. 12. evden başlayacağım. Gizli düşmanlara dikkat edin. Gizli düşmanları alt ettiğini görüyorum. Bir büyü, bir maji, bir negatif enerji tamamıyla gidiyor. Çünkü sen pozitif olduğun sürece negatifi ayaklarının altına almışsın. Gizli gizli takip eden biri var senin sevgili dostum. Bak burada çıktı. Gizli takibe dikkat et. Ve o gizli takibin verdiği bir üzüntü var. Bir kırılganlık noktası var. Ve aldırış etmiyorsun. İstediği kadar gizli takip olsun arkadaşlar. Gizli takip, gizli düşman var. Onlara dikkat edin. Olsun. Önemli değil. Ya biz bunları ezip geçeriz arkadaşlar. Çünkü neden? Parayı elimizde tutuyoruz. Mesleki anlamda zirve yapıyoruz. Askıya alınmış iki konuyu şifalandırmayı başarıyorsunuz. Ve birisi sana iftira atıyor. Bu kadın ya da bu erkek işte dengesiz. Zaman zaman depresyon geçiriyor diyor. Soruyorum onlara, kim depresyon geçirmiyor? Şu toplumsal ekonomik çalkantıda herkes kendine sorsun. Kim geçirmiyor ki? Bize diyorlar ki koçtaşlarım, siz depresifsiniz, depresyon geçiriyorsunuz. Evet, depresyon geçiriyoruz ama koçlar yeni başlangıçlar yapacak. Küllerimizden doğuyoruz. Hem de aşk anlamında, sevme potansiyeli anlamında. Sevme potansiyelimiz çok yüksek. Mucize, mucizeler üstüne. Mucizeler başım gözüm üstüne diyoruz. Sloganımız bu. Mucizeler bizimle. Ve hepsinden önemlisi duygusal anlamda. Deniz kenarında, su kenarında birisiyle tanışıyoruz. Ve evlilik yolunda çok güzel adımlar atıyoruz. İşte mucize bu arkadaşlar. İşte mucize bu. Geçmişi geride bırakıyoruz. Geleceğe fırsat veriyoruz. Sevme potansiyelimizi çok yükseltiyoruz. Ve yeniden doğumu deneyimleyerek bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Ruhumuz çok aydınlık, çok ferah ve sizler de arkadaşlar bireysel anlamda detoks yapmaya davet ediyorum. Kötü insanları, kötü olayları ve nostaljideki kötü anıları geride bırakın. Artık geçmişe takılmayın. Seviyorum sizi. Ulaşmak isterseniz 0546 485 481 3506. Tekrar ediyorum. 0546 481 3506. Hoşça kalın, dostça kalın sevgili koçtaşlarım.